Yeter! Yeter! Söz milletin! Benim adım Yezid. Ben de şu itirafla bu programı açmak istiyorum arkadaşlar. Evet, doğru tahmin ettiniz, başka tişörtüm yok aslında. Biz de Ömercan'ı kırmayalım dedik. Geçen hafta hangi program tişörtle gelmişsek onları giydik Barış'la. Aslında hiç hak etmiyor böyle şeyleri ama ne yapalım? Bu arada 3 haftadır dikkat etmişsinizdir. Personalarımızda bir tutarlılık olsun diye saçımız sakalımız 1 santim bile uzamış olsun onu hemen çözüp buraya geldik falan. Filan. Bu espriyi artık uzattık mı? Tamam, okey. Son bölüm zaten. İşte yani herhalde. Evet. Bu hafta neler gelmiş? Sizleri Geek Yapar'ın ilk zamanlarından beri takip ediyorum. Eye Syndrome atmış bunu. İçeriklerinizi severek tüketiyorum. Bir süredir dijital sanatlarla uğraşan biri olarak içeriğinize bayılıyorum. Çok sevdiğinizi düşündüğüm Tarkan için yaptığım oyun posteri tasarımını size gönderecekken neden bu tasarımı size uyarlamayayım diye düşündüm. Ve ortaya böyle bir şey çıktı. Hoşunuza gitmesi dileğiyle demiş. Sevgili Arda Takit. Bu Tarkan versiyonu. Tam böyle eski artık 80'ler tipi oyun yani. Bu. Evet, çok güzel. Oyun. Harika bu arada yani gerçekten. Doğru. Bu da bizim versiyonumuz. Table of the Grandfathers. The Table of the Grandfathers. Ama burada table da var farkındaysanız. Çok tertemiz. Çok güzel ya. Yalnız şu fotoğrafları ilk çektik ya, her yerde kullanıyoruz biz falan. Yeter kardeşim içinde. Bence çok güzel fotoğraflar ya. Tamam da yani millet beni şey sanacak. 16 bit mi sanacak? Hamlet. Yeter söz milletin için video. Uygar Güler. Selam dedeler. Arkadaşlarımız da okuyamıyorum da o yüzden. Tamam abi, şimdi sen. Yeter söz programı için video çektik. Programda izlerseniz çok müteşekkir oluruz. Şimdiden iyi seyirler. Videoyu buradan indirebilirsiniz. Not 1. Videoda kullanılan müzik In the Hall of the Mountain YouTube ses kitaplığında var. Atıf yapmak şartıyla para kazandığınız videolar dair tüm videolarınızda kullanabilirsiniz. İbaresi mevcut. Ama yine de atıf yapmak istemezseniz atıf gerektirmeyen versiyonunu değiştirip yeniden yollayabilirim. Bu linkten şarkının ismini aratırsanız bunlar çok şey yapmıyorlar, sen merak etme. Video 3 dakika sınırını 15 saniye aşıyor. Eğer sorun olacaksa son 15 saniye izlemeyebilirsiniz de. Hadi bir not da. Videonun sonunda ne olduğunu anlam veremezseniz bahsi geçen savaş WhatsApp'ta yapılıyor. Arkadaşlarımızla sakladığımız zaman sizin stickerlarınızı birbirinize spamlayarak eğleniyorduk ve sonra onu buraya uyarlayalım dedik. En son not. Eklemeyi unuttum ama videoya başlamadan önce bu videonun çekimlerinde hiçbir dedeye zarar gelmemiştir uyarısında bulunursanız çok sevinirim. Oba. Bakacağız artık gelmiş mi gelmemiş mi, en azından sonunda. Stickerlarımız beni şu an çok heyecanlandırıyor. Hiçbir dedeye zarar gelmemiştir. Ta ki izleyinceye dek falan. Uzun zaman önce eski Japonya'da Kuzans ve Kans krallıkları arasında büyük... Ben de hiç hatırlamıyorum. Sen kendin evet, sen maillerden hep izlediğinizde burada izlediğinizde numara yapıyorsun be. Ezevenk adam. Alçak. Borularımız bozuldu. Ne? Bir savaş yaşandı. Savaşın sebebi yüzyıllardır kanser tarafından korunan Zannediyorum 35. bölümdeki kutsal deve siliğini Kuzansler'in ele geçirmeye çalışmasıydı. Kuzansler ve Kansar'dan oluşan iki ordu karşı karşıya geldi. Kutsal deve siliğinin kaderi hiç beklenmedik bir şekilde değişecekti. Nasıl bir lore hakimi? Kutsal değil, Dedeler Sofrasıydı. Vay be! Bu ne Sarıyer çölleri mi? Bilmiyorum, ne kadar güzel bir yer. Eskiden tüm filmlerde böyle Sarıyer'de çöl sahnelerini çeker. Tabii, Tarkan oldu ya. Yani. Tabii. Başka bir yazlık tarzı bir Hall of the Mountain King bu. O detaya gel. Çuta basma oyunları. Şener Şen. Ozolar. Ama çut gibi. Çut gibi. Senin fezan. Arkadaşlar bu bizimle alakalı oldu. Bu kim abi? Bu Ömercan'ın fesine benziyor. Arada taktı. Şarkısı yok. Oyunda takmıştı. Nereden bilecekler? Belki de biliyorlar. Bizim aklımızda her şey... Vay, diğer Gokki. Geldin demek. Mirareta tsuide da shounen. Machigatte mo netto ni kachikomu. Osore shirazu no egao ne. Sizin gibi akilere bu onuru tattırmam. Watashi no hero toshite no katsudou genkai wa ima ya. Base'da 1日約3時間ほどなのさ。力がなくとも成り立つとは。Bir git lan cahil. Kutsal devesi diye ezelden beri bizim korumamız. Sizin gibi hainler onun kutsallığını tatmaya çalışıyor. Ama tattıkları tek şey kılıcımızın kaza. Yunanlı. Kü. Çı. Sokucanay. Biraz suyu çıktı. Abi neler neler. Aa. Çıplak fotoğrafları mı geçirmiş? Bu neydi ya? Bu neydi ya? Ya bu karate bölümü, karate bölümünden ha. Çıplak fotoğrafı. Aa, barıştırma bak. Dövüş bölümü, tırnadım şimdi. Aikido bölümü, pardon. Size ayağım girsin hareket. Can bize bakıyor. Abi çok iyi iş ya. Abi peki bir şey söyleyeceğim. Deve CD'ni biz... Bir dakika dur. Ha bitmemiş. Ha after bir sahnesi var. Vay be. Bu sahne özellikle. Biz cahiller deve CD muhabbeti ne? Sen ne diyorsun da geçen? Onu anlatsanıza. Deve CD içiyorlar değil mi bölümün başında? Biz değil, biz değil. Sakin olun. Biz içiyorduk ama deve CD değil o yani. Ama neyse, muhteşemdi videomuz. Videomuz mu? Onların videosu. Evet. Oo, ben çok geriden gelmişim. Bu değil mi kalkulüs? Evet, kalkata. Kalkulüs quizinde çözemediğim soruyu atmış Berkay Üstem. Hep beraber çözmeye çalışın. Yorumlara cevabını yazın. Bir şey söyleyeceğim. Bizden çok büyük beklenti. Bir dakika dur. Fonksiyon x, bu açılması nasıl oluyor? Parantez içerisinde x artı y. Hiç kapat parantezi. Bilmiyorum. Tekrar bilmiyor musunuz? Peki bunları hiç öğrenmiş miydin? Hiç mi öğrenmedin? Hiç öğrenmedim. Hiç öğrenmemiş olamaz. Fonksiyon ben öğrenmedim abi. Ben sosyalciydim. Sosyal adam tiyatro bölümüne girmiş. Üstü iki. Ben bunu çözerim. Versenize kalem kağıt. Neyse sonra çözerim ben. Bak bak şovunu yaptı bak. Çekiye bak. Bunu burada kimse çözemez hocam. Hilal çözer. Eğitim sistemimizi nah çözer. Eğitim sistemimizi buradan sorgulamaya çağırıyorum sizi. Bak bunları biz boşuna mı öğrendik? Ben çözerim ya, ben gördüm bunları. Siz belki... Lan ben de gördüm, hiçbir şey hatırlamıyorum ama. ÖSS'de çıkmıyor diye görmemiş olabilirsiniz. Ben o dönemdeydim. Ezgi Uzun. Selam dediler. Çekimlerini odamda gerçekleştirdiğim videomu sizlerle paylaşmak isterim. Kısa film demeye dilim varmadı. Telif sorunundan dolayı müziği de kendi yaptığım videomun tabii ki ana fikrim yok. Videoları 4K çekmiştim fakat kullandığım aşırı eski makro lens ve telefondan bilgisayara geçirme oyunları kaliteyi hiçledi. Üzgünüm, özellikle Barış dedemin yorumlarını fazlasıyla merak ediyorum. Oha bu oyunları. Kendinize iyi bakın, seviniyorsunuz. Not, sizi izlediğinizde tarih çok yaklaşmış olabilir diye düşünerek... şimdiden Hilal'in 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı kutlamak isterim. Siz patronlara bir şey yok. İyi seyirler. Niye biz de işçiyiz? Biz de işçiyiz. Kim bir kendimizin işçisiyiz. Kendi kendimize. Biz de çalışıyoruz. Dedeler ehe. Bunları indiriyorum sonra silersin. Buna çalışmak mı? Bak şimdi Dedeler Sofrası. Gereksiz sanat. Müziği nasıl yaptın? Yani telifsiz klasik müzik işte. Ha kendim yaptım dedi. Evet. O ağızla yapmıştı, çok iyi. Ha intihar anısı bölümü. Evet. Değişik, fena değil. Bu ne? Işık mı? Ya hayır. Priz. Ne o? Işık mı? Bu Japon şeyi. Ne onu ihaleti? Sen de ne? Üslup güzel ama ya, hoşuma gitti. Oo, şehre geçti bak. Hala bizi izliyor bak. Bulavuk. İçerideki odaya geçmişiz. Dedeler Sofrası, Barış'ın yeni hali o geçen haftalardaki unutmadığımız. Vay. Ben anladım konsepti. Yıllardır sizi izliyorum çay içerken, muhabbet ederken. Biden istemedi. Yani yeter artık, tadına bırakmanın zamanı geldi. ben beğendim. Şöyle bulavunu arttırarak ben de bulav yapıyorum. Çok güzel olmuş. Diyor ki hayat geçer dedeler bitmez diyor. Aynen öyle. Farklı farklı yorumlar. Üstadın ağzından dökülen sözler bu tebaaya yakışır be. Ad Üstün Ata, Zibion Dex, Formal Dedeler and Hilal Abla. İndiriyoruz. Hilal Abla. Ablaların gülü. The Rose of the Rose of the Sisters. Hilal eskiden bizim için indiriyordu, şimdi şey demiş. Siktir et, indir. Ben Mario. Kalitesiz dizi alan ve Wii'yi kaçırdım. Ah! Bakın Wii ve kalitesiz dizi adam. Saçım çok iyi ya benim şurada. En sevdiğim kitabı okuyayım. Yeşili var. Orijinal müzik en azından. Ömercan Güldal, Yezid Canver, Barış Kıralioğlu. Hocam bazen diyorum ki Z kuşağı bizi kurtaracak. Sonra da böyle videolar oluyor. Ay ay. Ne diyeceğimi bilemedim. eline sağlık sevgili dostum. Biraz bugün izlediğim her şeye bayıldım ben ya. Muhteşem videolar izledik gerçekten. Oliver Stone tarzı olmuş. Yiğit Alp. Çok beğenerek yapmadım. Hayatın anlamı ve aydınlanma. Babam rahmetli olalı 6,5 sene oldu. Ondan kalan mektubu açmaya yeni cesaret edebilmiştim. Mektubun mektup olmadığını fark ettim. Mektup aslında haritaymış. Çut Dağı'nın eteklerinde bir kulübeden bahsediyordu. Ciddi alıyorum da. Yani... Profesyonel bir ekip topladım, biraz pahalıya patladı. Avcısıyla, dağcısıyla, tıbbi ekibiyle, yom bombastasıyla, çevirmeniyle muazzam bir ekip. 4 aylık yolun sonunda Çut Dağı'nın eteklerine gelmiştik sonunda. İçeri yavaşça girdik, bu bir tuzaklarıyla dolu bir kulübeydi. Ekipten bir kişiyi kaybettik ama sonunda Keşiş Dedo Dedoso bize Çut Dağı'nın tepesinde yetişen Çutsu jön çiçeğinden bir yaprak getirmemizi söylemişti. Daha hırçındır. Hiç kolay olmayacaktı. Yolda ekibin tamamını kaybetmiştim. Sadece ben kalmıştım. Çut kaplanlarından kar kobralarına birçok yaratıkla savaştık. Sonunda kulübeye döndüm. Keşiş yapraktan bir tane çay yaptı ve içti. Uzun süreli sessizliğin ardından bana bir parşömen verdi ve kendi canına kıydı. Her şey bu parşömen için miydi? Onca kayıp, onca can, onca yaşanmışlık ve en sonunda parşömeni açtım ve aydınlandım. Hayatın anlamına vardım. Şu anda aynı kulübede yaşıyorum. Bir daha gelecek kişileri bekliyorum ve sizinle paylaşmak istedim. Herkes öğrensin istedim. Şu an bunu okuyorsanız ben çoktan göçmüş olacağım. Sevgilerimle eski cahil, yeni keşiş Yiğit Son. Bu da parşömen sınırım bu. Çok güzel. Metin çok... ile resim arasında bir kalite farkı var tabii şimdi. Güzel bir öykü. Hocam sen yaz. Güzel bir öykü. Evet. Osman Talha Şipa. Cücececo. Sıradan bir gecenin şafağında minik dostu tarafından korkutuluyor. Bilmediği şey ise huzurunu bozmak için gerçekten kötü güçler minik evine doğru yol alıyordu. Minik evine ne mi olacak gelecek hafta? Little Dantino güzel olmuş. FRP oynadı ya oradaki. Aa, çok güzel. Cücececo. Korkuttu beni dostum. Böyle. Bu fotoğraf mı? Yok bir kare. Tabii bir kare bir şey. Elinde meşale var. Karikatür oldu. Cücececo. Bana benziyor mu Cücececo? Ayakları 32 numara. Hiç benzemiyor. Sakalı benziyor. Eski sakalı. Ceco'nun ayakları küçüktür işte doğru. Biraz Müslüm Gürses'le Ceco arasında bir karakter. Evet. Müslüm Ceco ses. Geek Yapar ve Drama Pasta. Selamlar Geek Yapar. Bu video aracılığıyla bir yandan YouTube kanalımın reklamını yaparken bir yandan da sizinle alakalı bir anımı anlatmak isterim. Ne güzel. 3 dakikam var. Hızlıca anlatacağım. Yıl 2019. Bir medya ajansına çalışıyorum. Markalarımızdan biri bizden işbirliği yapmak üzere YouTube kanalı önerileri istedi. Ben de sevdiğim birkaç kanalla beraber önermeye karar verdim. Bu noktada mücadelem başladı. Önce yöneticimin bu ne böyle, ne konuşuyor bunlar, kim izliyor ya bunları sorularını cevaplamak suretiyle kendisini ikna ettim. Daha sonra sevgili Cecoba ile konuşarak sizden kanalımızın metriklerini istedim ve markayı ikna etme çalışmalarına giriştim. Bu esnada marka ısrarla challenge videosu istediğini challenge videoların çok popüler olduğunu söylüyor. Hatırlıyorum ben. Bunun böyle olmadığını onlara anlatmak gerçekten çok zordu. Muhtemelen şu an anlamışsınızdır hangi marka olduğunu. Her neyse, sonuç olarak markayı sizle çalışmaya ikna edemedim ve konu böylece kapandı. Bundan kısa bir süre sonra, günlerden bir gün canlı yayınınızı izliyordum, her şey harikaydı. Derken çok sevgili Ömcör Bey'in az önce bahsettiğim olayı üstü kapalı bir şekilde anlattığını duydum. Ve kendisi challenge muhabbetinden yola çıkarak çeşitli çıkışlar yaptı ve kırıcı sözler söyledi. Biliyorum, bu laflar bana değildi. Ama sevdiği insanlara katkıda bulunmak için kapitalizmin dişlilerine çomak sokmayı göze almış minik kalbim çıt attı. Evet, bu çok acıklı bir şey. Sayın Ömcör Bey'den özür bekliyorum. İlhan Derici'nin gösterdiği büyüklüğü gösterin, şapkanızı önünüze koyun ve deyin ki ellerinde Starbucks bardakları, 3 kuruş kazanan yeni yetme ajansçılar vardır. Öyle demiş. Niye öyle bana bakıyorsunuz? Kızın adı ne? Adı ne? Bu sevgili çok güzel. Adını bile bilmiyorsunuz. Zeynep Durmaz. Hemen bakıyorum. Sana helal olsun. Ben hatırlayamadım ama ya. Zeynep. Siz hatırladınız. İşte böyle bir cahilsin. Ya bir hatırlatın. Özür dileyecek yüzün bile yok. Mevzuyu hatırlamaya çalışıyorsun. Hayır rahat güzel güzel. Özür diliyoruz. Arkadaşlar. O bütün mailleşmeler çıktı. Vallahi marka bu. Hatırlayın. Ben hatırlıyorum. Bilmiyorum ya Cevdet. Şu marka abi gördün mü? Haa hatırladım. Yani markanın bu arada seninle ilgili hiçbir problemimiz yok. Zeynep tamamen şimdi markayla alakalıydı yani bütün bu sistemlerimiz. Aynen. Senden özür dilerim. Bu işin sorumlusu 13'teki pardon baştan alıyorum. Zeynep'ciğim senden özür dilerim. Bu işin bütün sorumlusu üstüne bip koyar ağzına sıçtığımı. Bunu aynen koy vereceksin bip koy. 1913'teki yaratıcısı burada suçlanması gereken tek insan. Çünkü her şeyi o başlatmış yani. Senin hiçbir suçun yok anladığım kadarıyla. Tabii ki elindeki Starbucks bardaklarıyla gezen ajansçı arkadaşlar siz de sadece ekmeğinizin peşindesiniz. Suç belki de John Kapitalizmin o zaman ne bileyim yani. Bir yere suçlamamız lazım ama yani. O iki kelimeyi söylemedin. Ö, D ile başlayan. Son neydi? Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Değil mi? Ama senden değil. Özür diliyor şaka şaka. Hayır, hayır. Şey, krize ihtiyacımız var ama ekranın şeyi hararet geldi ekrana. Gelmişse vardı. Gözünü kıstı. Bak şimdi nasıl randıman gelecek şimdi ekrana bak bak izle izle. Randıman mı baby? Better Call Saul. Merhaba sevgili yetkililer. Çok yetenekli olmasam da bu koleji beğenebileceğinizi düşündüm. İsmen anonim kalmayı tercih ederim. Better Call Saul yazıyor abi. Tamam ya. Herkes anladı. Ama 9. Arciye koşu yazarıyla adaşım. Size iyi günler ve iyi bir program diliyorum. Unutmayın ki winner takes it all. Abba. Abba'ya kolaj. Kolaj değil ki bu. Evet bu. Ömercan'ın en mutsuz olduğu an. Bir şey söyleyeceğim. İnşallah bu kiloya varacağım. İnşallah şu bombeye de sahip olacağım. Tabii göğüslerindeki şu omuzlarındakini diyorsun değil mi? Evet evet. Yalnız sana yürüyesim geldi çünkü. Hepinizi çizdim diyor. Oo. Dedeler hep çizdim. Hepinizi çok seviyorum. İlk izlemeye başladım günden beri. Size böyle minik bir hediye yapmak istedim. Hilal'e de çok sevgilerimi gönderiyorum. Umarım beğenirsiniz demiş. Sevgili Mina. Bu çok güzel ya. Hediye bunun fotoğrafı mı abi? Kendisini göndermeyecek misin yani? Göndereceksin. Ömercan'a bak ne kar yakışıklı Ömercan. Bir şey söyleyeceğim. Ben hoba diyen ben değilim ama. O ben miyim? Sensin. Ben hoba demem ki hoba o der. Ya sen de dersin arada. Ne bozuyor çocuğun şeyini? Bütün tasarım... Ben bir götüm belki. Kusura bakmayın çok güzel olmuş bu arada. Tabii ki ellerine emeğine sağlık. Doğukan Ulucan. Yeter söz milletin açmayın dediler. Telefonda biraz yardımıyla sizlere filmi olmayan bir fragman yaptım. Umarım beğenirsiniz. Bunu izledik mi izlemedik mi karar veremedik. O yüzden bir daha başlıyoruz. Kavga çıktı bir daha başlıyoruz. Dediler. Dünyanın sonu geldi çocuklar. Dünyanın... Ay tartışmaya kaldı yani. Ya öyle olursa çıkar. Yani bizler dünyanın en samimiyetliyiz zaten. Kendi küçük dünyamızda yaşıyoruz. Farkında mısınız sevgili dostlar? Together we stand. bir filmi. Abi çok iyi. Abi işte kurgu sinemanın Arap şükrü var. Beşiğidir. Kurgu evet. Yani aynı görüntülerle neler kurgulayabiliriz? Kurgu bir filmi vezir de eder, rezil de eder hocam. Kurgu aynen evet. Bunun üstüne bir şey diyemeyeceğim. Barış haklı. Bu, Hilal bunları öğretiyorlar mı sinema okulunda? Evet arkadaşlar, bir pandeminin daha sonuna geldik. İnşallah siz bu videoyu izlerken herkes aşılanmış olacak. Ülkemizdeki özgürlük borazanları öterken artık her insan her istediğini başkasına zarar vermeden istediğini yani hürriyet birisinin bittiği yerde öbürü başlar. Neydi o? Anladın mı? Çok uzun süredir oturuyorsunuz. Pandemi aklıma sığmıyor pandemi. Nasıl? Böyle bir şarkı var. Çok iyi abi. Nilüfer'in. İyi geceler. Sen misin gitmek?